Arkadaşlar merhaba. Konumuz ikizkenar üçgen. İyi bir şekilde dinleyip notlarımızı alalım. Evet, ikizkenar üçgeni tanıyarak dersimize başlayalım arkadaşlar. AB eşittir AC ise arkadaşlar, yani bir üçgenin iki kenarı birbirine eşit ise, şekilde de görüyorsunuz. Bunlar aynı olduğu anlamına geliyor. Bu üçgene ikizkenar üçgen deniyor. Burada arkadaşlar B açısı ve C açısı birbirine eşit olmuş oluyor. Ve bunlar arkadaşlar taban açıları deniyor. Yani ikizkenar üçgende taban açıları birbirine eşittir. Diğer üçüncü açıya ise tepe açısı deniyor. Buraya da üçgenin tepesi deniyor. Tepe noktası. Evet, burada en önemli özellik olarak şunu söyleyebiliriz. Tepe açısına ait açıortay aynı zamanda kenarortay ve yüksekliktir. Yani tepe noktasından bir dik indirdiğimiz zaman bu dikme hem kenarortay oluyor hem de arkadaşlar açıortay oluyor. Evet, en önemli özelliği bu. Şimdi devam edelim. Alttaki bilgilerimize baktığımız zaman yükseklik uzunlukları birbirine eşittir. Yani hangi yükseklik uzunlukları arkadaşlar? Şunu. Eğer tabandaki köşelerden yükseklik çizersek, mesela şu yükseklik ile C'den çizilen yükseklik birbirine eşit olur. Yani B kenarı C kenarı eşit ise HB HC'ye eşit. Aynı zamanda arkadaşlar kenarortaylar da eşit olmuş oluyor. Onları da şekilde göstereyim. B'den bir kenarortay çizelim. C'den de çizdiğimiz zaman arkadaşlar yine bu uzunluklarla birbirine eşit olmuş oluyor. Ve aynı zamanda açıortaylar da yine birbirine eşit olur. Yani tamamen simetrik bir şekil. Nereye göre simetrik? AH yüksekliğe göre simetrik bir şekil. Yani bu iki üçgen birbirinin aynısı. Şimdi yine önemli özelliklerle devam edelim. Arkadaşlar yine sorularda karşılaştığımız özellikler. İkizkenar üçgende kenarlara paralel çizilirse, yani FD AE'ye paralel, DE de AF'ye paralel olacak şekilde bir paralel kenar oluşturulursa arkadaşlar DF ile DE'nin toplamı, yani şuraya A diyelim, burası da A olur. Şuraya B dersek burası da B olur. Ve arkadaşlar yine yöndeş açılarda şu kenarda A olacak, bu kenarda yine B olacak. Evet, DF artı DE, yani bakın A artı B olmuş oldu. Bunun ikizkenar üçgenin bir kenarına eşit olduğunu görmüş olduk. İkinci özelliğimizde ise arkadaşlar tabandaki herhangi bir noktadan yükseklikler çizilirse, bu yükseklikler arkadaşlar B'den çizilen yüksekliğe, yani o iki yüksekliğin toplamı bu en büyük yüksekliğe eşit olmuş olur. Yani buna A, buna B diyecek olursak B'den çizdiğimiz yükseklik A artı B olmuş olur. Bir diğer özellik ise arkadaşlar üçgenin dışından eğer yükseklikler çizilirse bunların farkı da yine aynı yüksekliğe eşit olmuş olur. Yani şuraya A, şuraya B diyecek olursak şu çizmiş olduğum yükseklik A eksi B olur. Evet. Şimdi arkadaşlar bu
anlattıklarımızı içeren minik bir testimiz var. Bu testimizde bilgilerimizi pekiştirelim. Evet. Şimdi ikizkenar üçgenlerde arkadaşlar genelde tepe noktasından dik indiriyoruz ve bu en önemli özellik dediğimiz işte tabanı iki ayırması veya açıortay olması bu özelliği kullanarak soruları çözeceğiz. Burada arkadaşlar özel üçgenleri bilmek önemli hız açısından. Ben onları yine size bir hatırlatayım. Bizim hangi özel üçgenlerimiz vardı? En çok kullanılanlar. 3, 4, 5 özel üçgeni. Sonra 5, 12, 13. 7, 24, 25. Ve 8, 15, 17. Bir de arkadaşlar bunların yanında 30, 60, 90 ve 45, 45, 90'ı da hatırlatıp sorulara başlayalım. 30'un karşısı K ise 90'ın karşısı 2K, 60'ın karşısı ise K karekök 3 oluyordu. Bir de ikizkenardaki üçgen. Bu da arkadaşlar 45'lerin karşısı K ise hipotenüs K karekök 2 oluyor. Evet. Şimdi sorularımıza geçelim. Evet arkadaşlar ikizkenar üçgeni gördük. Hemen burada tepeden bir dik indirirsek ne oluyordu? Bu dik tabanı iki eşit parçaya bölüyor. Yani bu 12'yi 6 6 diye paylaşır. Peki ortada bir 6 8 10 üçgeni oluştu. Onu gördük inşallah. Ve arkadaşlar şuranın tamamında 15 olduğunu gördük. 8, 15, 17 üçgenine göre de x'i 17 buluruz. İkinci soruya bakalım. Yine ikizkenar üçgeni görelim. 15, 15. Ve tabanımızın da 18 olduğuna dikkat edelim. O zaman arkadaşlar yüksekliğimizi yine indirirsek tabanı nasıl bölecek? 9, 9 diye. O zaman bu şurası 5 olmalı. 5'e gittiğine göre burası da 9 olacak. Yine buradaki üçgen arkadaşlar 9, 12, 15 üçgeni. Ve sol taraftaki küçük üçgen ise yine bizim özel üçgenlerimizden 5, 12, 13 üçgeni olduğu için x 13 olarak bulun. Yine ikizkenar olduğuna dikkat edelim. Tabanımızın 32 olduğunda göre. Yine yüksekliği indirirsek arkadaşlar bu tabanı 16 16 diye bölüşecek, paylaştıracak. O yüzden 11 16 olması için buraya 5 kalır. Burada 16. Yine ortada oluşan üçgene dikkat edelim. 5 12 13. Ve arkadaşlar şimdi de şu üçgene dikkat edelim. Bunun da 12 16 ne üçgeni? 3'ün 4 katı. 4'ün 4 katı. O zaman burası da 5'in 4 katı olmalı. 3, 4, 5 üçgeninin 4 katı. Yani cevabımız 20. Evet. 4. soruya baktığımız zaman HB'yi istemiş. Arkadaşlar HB neresi olmuş oluyor? B kenarına ait yükseklik. Şimdi B kenarı burası. Buna ait yükseklik de şu. Yine kuralların bir tanesi bize diyordu ki tabandan indirilen iki tane yüksekliğin toplamı bu en büyük olan yüksekliğe eşittir. O zaman cevabımızı 9 olarak buluruz. Evet, yine ikizkenar üçgeni gördük. Tepeden dik indirirsek ne yapıyordu? 4 olan tabanı 2'ye bölüyor.
Şimdi öncelikle arkadaşlar şu üçgeni görelim. Bu bir dik üçgen, hipotenüs 6, dik kenar ise 4. Evet, bu bir özel üçgen değil. O yüzden buraya A deyip Pisagor bağıntısını uygulayalım. A'nın karesi artı 4'ün karesi yani 16 eşittir 6'nın karesi 36. Buradan 16'yı karşıya atarsak A kareyi 20 olarak buluruz. Şimdi bu beklesin. Şimdi arkadaşlar bir de A'yı yani daha doğrusu A kareyi bulduk. Şimdi de şu ortadaki üçgene bakalım. Tekrar bunda Pisagor yaparsak ne olacak? A'nın karesi artı 2'nin karesi yani 4 eşittir x'in karesi olacak. A kareyi de biz 20 bulmuştuk. Yazarsak x kare arkadaşlar 24 olur. Ve buradan da x'i 4 çarpı 6 olduğu için 2 karekök 6 olarak buluruz. Evet, 6. soruya bakalım. Şimdi arkadaşlar, bakın burada yardımcı bir doğru çizmemiz gerekecek. Bir açıortay var ve diklik görüyoruz. Ancak şu doğruyu uzatmamız gerekir ki oradaki ikizkenar üçgeni oluşturalım. Şimdi şuraları isimlendireyim. Arkadaşlar ABC artık kesim ve kesim bir ikizkenar üçgendir. Nereden anladık? Açıortay aynı zamanda yükseklik olmuş. Dolayısıyla bu aynı zamanda da kenarortaydır deriz. Ve burası 3 olduğu için şurası da yine 3 olur. Tamamı 9'du. Buraya da 6 kalır. X ise arkadaşlar şuraya da D diyelim. BCD üçgeninin orta taban olduğu için direkt 6'nın yarısı olarak 3 bulur. Evet, yine yardımcı doğru gerektiren bir soru. Arkadaşlar bu x'i şöyle uzatırsak. Şimdi paralelliği de görüyoruz. Dolayısıyla Z kuralından şu açıda noktalı açı olur. Dolayısıyla ikizkenar üçgen oluştu. Yani şu kenar bu kenara eşit. Ve dik üçgeni de görmüştük. O yüzden burada bir muhteşem üçlü oluştu. O zaman bu 12'yi 6, 6 diye paylaştık. Yine burası da 6 oldu. Şimdi büyük üçgene baktığımız zaman arkadaşlar. Yine paralellikten burası da eşit olmalı. O zaman x artı 6 arkadaşlar şurası ne olmalı? 18'in yarısı yani 9 oldu. Orta taban çünkü. O zaman x artı 6 eşittir 9'dan x'imizi 3 bulur. Evet. Tepe açısı 30 derece olan bir ikizkenar üçgen AB eşittir AC. Şimdi burada arkadaşlar AB'yi sormuş. AB'yi istiyor bizden. Peki biz yine bir tane özelliğimiz vardı hani. Buradan bir dik çekersek bu dikin uzunluğu arkadaşlar 2 ile 6'nın toplamı yani 8 olmuyor muydu? Evet. O zaman şimdi oluşan üçgende bir özel üçgen. 30-60-90 üçgeni. 30'un karşısı 8 ise 90'ın karşısı ne olmalı arkadaşlar? 16 olma. Cevabımız 16. Evet, bu soruya bakarsak da arkadaşlar yine bakın bir açıortay var ve bir dik olmuş. Ancak burada yine bir tamamlamamız gereken şekil söz konusu. Bunu nasıl tamamlayalım? Şu şekilde uzatırsak arkadaşlar. Yine M'yi de buradan uzatırsak. Şimdi oluşan en büyük üçgene dikkat edelim. Açıortay dik inmiş. O zaman bu bir ikizkenar üçgendir. Bura 11 olduğu için buranın da ne olması lazım? 11 olması lazım. 3 burada ise buraya da arkadaşlar 8 kalır. Şimdi şu burası da aynı zamanda kenarortaydı. Çünkü ikizkenar üçgende yükseklik
Hem açıortay hem de kenarortay. O zaman ne olmuş oldu? Bakın L şuraya da H diyelim. LH şu üçgenin içini yeşille taradığım üçgenin arkadaşlar orta taban olmuş oldu. O zaman x ne olmalı? 8'in yarısı olmalı. Yani 4 olarak bulunur. Evet. Yine bir özellik aslında ispatlamıştık bu özelliği az önce. İkizkenar üçgen olduğunu görelim. AB AC'ye eşit. Pardon, AC BC'ye eşit. AC BC'ye eşit. Şimdi paralellikler yüzünden burada 4 ise şurada 4 olur arkadaşlar. Burası da 6 olur. Peki şimdi hangi açısı eşit bu ikizkenar üçgenin? Şu açıyla şu açı eşit. Peki ben buna noktalı açı diyorum. Yine paralellik yüzünden şu açıyla bunun yöndeş açısı olmuyor mu? O yüzden o da noktalı açı. O zaman şuradaki üçgende ikizkenar oldu. Yani buraya da 6 kalır. Dolayısıyla AC ne olmuş oldu? 10 olmuş oldu. Evet. AC eşittir BC. Yine arkadaşlar A'dan bir dik indirirsek yine özellik gereği 4, 5 ile 4'ün toplamı yani 9 olmalı. Peki oluşan üçgen 45 derece olduğu için açısı ikizkenar dik üçgen oldu. 45'in karşısı 9 ise 90'ın karşısı yani AC ne olur? 9 karekök 2 olur. Evet, son sorumuza geldik. Şimdi AB eşittir AC demiş. Evet ve arkadaşlar bu ikizkenar üçgenin tepesinden de bir dik indirmiş. O zaman şöyle diyelim. Bu açılar açıortaydır burası. AA şu taban açıları da yine eşittir. B diyelim onlara da. Şimdi burada A artı B'nin 90 derece olduğunu görelim. O zaman arkadaşlar şurası da kesinlikle A'dır. Ters açı yüzünden burada A'dır. Şu BEF üçgeni de bir dik üçgen olduğu için yine yukarıya da A kalır. O zaman bu AFK da ne olmuş oldu? Yine bir ikizkenar üçgen olmuş oldu. O zaman arkadaşlar A'dan X'e bir dik indirirsek bu ne yapmalı? X'i de 2'ye bölmeli. Yani şu uzunluk şu uzunluğa eşit olmalı. Buraya H diyelim. Peki AH ED bir dikdörtgen olduğu için arkadaşlar ve bunu bize 10 olarak verdiği için buranın da 10 olması lazım. O yüzden HK'ya 6 kalır. Üst tarafta 6'dır. O zaman X ne olmuş oldu arkadaşlar? 12 olmuş oldu. Evet. Dersimiz burada bitti. Hepinize kolay gelsin.